Çok değerli Çanakkale kamuoyu, bugün burada çok önemli bir konuyla ilgili basın açıklaması için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz Cuma günü mesai saati sonucunda çok çalışkan, değerli belediye başkan yardımcımız siyasi bir kararla görevinden alındı ve soruşturmanın selameti açısından alındığı söylendi. Ama burada en önemli bir karar vardı. Bu karar valilik tarafından siz değerli basın mensuplarına ve sizin aracınızla da Çanakkale halkına gecenin saat 10'u çeyrek geçe bir açıklamayla, bir bildiriyle sunuldu. Biz asıl işin burasındayız. Evet. Eksiklikler olabilir, fazlalıklar olabilir, noksanlıklar olabilir, çıkartılmış olan Ocak ayındaki yasanın getirdiği bazı zorluklarla karşılaşmış olabilir. Ancak biz Çanakkale'de yapılan bu olayı tamamen Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel merkezimiz de bizim yanımızda, konuyla haberleri vardır ve aynen bunun bir siyasi karar olduğunu biliyoruz ve bu siyasi karar doğrultusunda da mücadele ve açıklamalarımız devam edecek. Bu konunun arkasında olacağız. İrfan Başkanımız bizim için çok değerlidir. İrfan Başkanımıza yapılan bu olay siyasi bir tavırdır. Basın açıklamamıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben basın açıklamamızı okumadan önce biliyorsunuz cumartesi günü Ramazan ayı başladı. Tüm İslam aleminin ve ülkemizin Ramazan ayını kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu arada geçtiğimiz pazar günü yine kentimizde bir spor müsabakası yaşandı. Birinci Amatör Süper Lig'in şampiyonu Ezine Spor oldu. Ezine Spor'u da kutluyorum. Ayrıca bugün biliyorsunuz Dünya Sokak Hayvanları Günü. Can yoldaşlarımızı korumak hepimizin görevi. Son geçtiğimiz hafta içerisinde de böyle bir olay dolayısıyla zaten burada toplanmış bulunuyoruz. Bu konuda da açıklamamızı yapmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna. AKP iktidarı ülkemizin bütün kaynaklarını bir avuç yandaşın cebini doldurmak için çarçur etti. Vatandaşlarımızı yokluğa, sefalete, açlığa mahkum etti. Ne vatandaşı düşündü, ne doğayı, ne suyu, ne ağacı. Geldiği noktada ülkemizi bir bataklığa çevirdi. Ve şimdi de panik halinde ne yapacağını şaşırmış durumda. Bütün düğmelere aynı anda basıyor, her gün hatalarına bir yeni hata ekliyor. Halktan yana duran, halkın kaynaklarını halk için kullanan, her bir canlının yaşam hakkını savunan Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini de varlığına tehdit, kendine düşman belledi. Yasalar ve hukuk, devletin işleyiş düzenini sağlamak, vatandaşların refahını, demokratik tercihlerini korumak için vardır. Dünyanın her yerinde, her medeni ülkede bu böyledir. Fakat AKP'nin elinde hukuk da, yasa da vatandaşa karşı bir sopa. AKP, Çanakkale'mizde girdiği her seçimde sergilediği bu anlayışının cevabını aldı. Fakat hiç ders çıkarmadı. Rekor oyla seçilen Çanakkale Belediye'miz, Çanakkalelilerin güçlü iradesine ve demokratik taleplerine karşı iktidar sözcüleri tarafından sürekli taciz edilmekte. Geçtiğimiz Cuma günü bu tacizlere bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner İşleri Müdür Vekili darbe dönemlerinde bile görülmemiş bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. Sayın İrfan Mutluay memleketimizin toprağına, suyuna, ağacına
ve can dostlarına kendi canı gibi sahip çıkandır. Vizyonu, çalışkanlığı, dürüstlüğü ile kendine güven vermiş, kentimize güven vermiş, Çanakkale halkının gönlünde taht kurmuştur. Can dostlarımıza bu topraklarda yaşayan her bir canlının hakkına sahip çıkan, sonuna kadar savunan, halkın belediyesi anlayışıyla bu kentin kaynaklarının her kuruşunu kentimiz için kullanılması adına canla başla çalışan Sayın Mutlu Ay'ın görevden uzaklaştırılmasının kamu vicdanında makul bir gerekçesi bulunmamaktadır. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mutlu Ay ve çalışma arkadaşları belediyemiz rehabilitasyon merkezinde sahipsiz, yaralı, kaderine terk edilmiş hayvanların tedavileri ve bakımları ile yakından ilgileniyorlar. Belediyemizin uzman personelleri büyük bir özveri ve özveri ile can dostlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sayın Mutlu Ay'ın ve çalışma arkadaşlarının azmine bu kentin tüm insanları şahittir. Şimdi sayın yetkililere sormak ve öğrenmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı müfettişleri başlattıkları soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcımızı ve veteriner işleri müdür vekilini açığa almıştır. Bu karar ilgililere tebliğ edilmiş olup başkanlık makamı tarafından da bu karar gereği yerine getirilmiş olmasına rağmen Çanakkale Valiliği tarafından bu bilgilerin kişilerin isimleri verilerek gece geç saatlerde basına servis edilmesinin gerekçesi nedir? Vali devletin valisi gibi değil, parti devletinin valisi gibi davranmaya devam etmektedir. Belediyemize ait rehabilitasyon merkezinde yaşanan üzüntü verici olayla ilgili olarak bakanlık müfettişlerince başlatılan soruşturma elbette yapılmalı ve suçlular ortaya çıkarılmalıdır. Ancak bu soruşturmada açığa almayı gerektirecek hiçbir haklı neden yoktur. Çünkü olayla ilgili tüm kayıtlar ve belgeler zaten müfettişler tarafından alınmıştır. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu konuda yapılan soruşturmada herhangi bir açığa alınma yaşanmış mıdır? Çanakkale'de böyle zorlama bir karar almanın altında yatan gerçek nedir? Soruşturmanın selameti açısından gibi saçma bir ifade kullanılmaktadır. Sizler açığa almakla rehabilitasyon merkezinde bulunan can dostlarımızın müfettişlere verecekleri ifadenin üzerinde Sayın Mutlu Ay'ın etki edeceğini mi düşünüyorsunuz? Sayın İrfan Mutlu Ay delil karartıp soruşturmanın selahiyetini bozacak, siz gece yarısı görevden almalarla adli soruşturma yürütüp adalet sağlayacaksınız, öyle mi? Evet, biliyoruz, çok korkuyorsunuz ve esasen neyden korktuğunuzu da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hiçbiriniz İrfan Mutlu Ay gibi dik duracak cesaretiniz yok. O yüzden sizler Sayın Mutlu Ay gibi görevini iyi yapan, her konuda dimdik duran, hesabını veremeyeceği bir tek kararı bile olmamış bir insanın karşısında ancak gece yarısı kendi keyfi kararınızı hukuk kılıfına sokmaya çalışarak çıkarabilirsiniz. Gecenin karanlığına sığınmayı bırakın, yüreğiniz varsa Çanakkale sokaklarına, bu kentin insanlarına yüzüne söyleyin. Tabii sokağa çıkabilirseniz, yüreğiniz buna yetiyorsa. Bu kentte herkes birbirini bilir. Sayın Mutlu Ay, vatandaşlarımızın
doğamızın, suyumuzun, hayvanlarımızın, zeytinlerimizin hakkını savunandır. Siz ise ülkemizin dört bir yanında sokak hayvanlarına saldırılar olurken sessiz kalıp 3 kuruş fazla kazanmak için doğamızı talan edenlersiniz. Ülkemizde her gün kadınlar katledilirken, 1000 yıllık zeytin ağaçlarımız toprağından koparılırken sessiz kalanlarsınız. Siyasi parti liderlerini kürsülerden tehdit eden, vatandaşlarımızı kışkırtıp saldırtanlarsınız. Fakat şunu aklınıza iyice yazın. Bizler sizlerin karanlık siyaset oyunlarınıza asla geçit vermeyiz. Neden mi? Biz Çanakkale'yiz. Halka, hakta, adalette buluşuruz. Hangi partiye oy verirse versin, bu kentin insanları birbirini sever. Yanlışa yanlış der. Doğrunun, haklının da her zaman arkasında durur. Suyuna, ağacına, doğasına uzatılan elin karşısında durur. Yüreğini, emeğini bu şehre adayan insanlara siper olur. Hiçbir evladını da sizin saraya yaranma hesaplarınıza yem etmez. Buradan sesleniyoruz. Eğer bir selahiyet peşindeyseniz yaptığınız hatadan, kamuoyu vicdanını derinden yaralayan kararınızdan derhal dönün. Bu karar kentimizin insanlarına, onların iradelerine yapılan saldırıdır. Vatandaşlarımızın iradesine saldırmaktan vazgeçin. Çok açık şekilde siyasi bir operasyon olduğu belli olan görevden alma kararının yakından takipçisi olduğumuzu ve belediye başkan yardımcımız Sayın İrfan Mutluay ve çalışma arkadaşlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha belirtiyor. Yanlış karardan bir an evvel dönmenizi bütün kentlilerimiz adına talep ediyoruz. Saygılarımızla. Teşekkür ederim. Bu kararla evet. İlgili bir yargıya başvurulacak mı? Yürütmenin durdurulması gibi. Evet, bu kararla ilgili bir yargıya başvurulacak. Şu anda İrfan Bey o görüşmelerini yürütüyor. Bu konuya itiraz edecek. Bununla ilgili süreci takip ediyoruz, devam ediyoruz. Görevden uzaklaştırılması daha önce bildirildi mi? Valilik çünkü bir açıklama saat 10'da yapıldı. Bir haberiniz var mıydı? Yani size bir bildirim geldi mi? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak benim böyle bir konudan haberim yoktu. Ben bu konuyu basında canlı yayın olarak yayın yapan arkadaşlarımız üzerinden öğrendim. Dolayısıyla bu zaten en çok ayıpladığımız, hiç uygun görmediğimiz konudur. Belediyeye bildirildi mi başkanım? Üste bildirildi. Meclis vardı o gün. Meclis çıkışında özellikle bizim yazı işleri tebliğ etti bunu. Orada haberimiz oldu. Bu bir müfettişin iradesidir. Bu bir yerde gizlilik içerir. Bunun hemen akabinde 2 saat sonra bütün kamuoyuyla paylaşılmasının hiçbir anlamı yoktur. Vardır ama o anlamları ben yüklemek istemiyorum. Sonuç itibariyle bu bir idari soruşturmadır. Ve bunu yapan müfettiştir. Müfettişlik bunu duyurabilir ama bunun valilik kanallarında bu şekilde duyurulması bence uygun bir tutum değildir. Ama olmuştur. O bakımdan İrfan Bey herhalde mahkeme şey yapacak. Gerekli mahkeme itirazını yapacak. Belediye de tabii soruşturmasını devam ettiriyor. Sadece müfettiş soruşturma, biz de soruşturuyoruz elbette. Biz de ilgili sorunlarla ilgili sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız. Bu şekilde durum bundan ibaret.
Teşekkürler.